yönetimler arasında bir ne diyelim, bir sürtüşme de yaşanmıştı. Evet. O süreçte pek çok zorluk yaşanmıştı. Kurumdu değil mi bakan? Evet. Kurumdu meşhur. Evet. Evet. Orman Bakanı da... Hayır. Ha, yok. Tarım Orman. Yo. Neydi adamın adı? Bekir Pakdemirli. Bekir Pakdemirli'ydi. Evet. Tabii. O gitti. Evet, o istifa etti. Gitti. Fakat giden gelen bu sistemde bir şey değişmiyor. Yine aylardan Haziran. Neden değişmiyor söyleyebilir miyim? Buyurun Cem Bey. Meclisin asli görevi yürütmeyi denetlemektir kanun yapmaktan önce. Bin kere anlattık bunu. Demokrasilerde tabii. Bu yabancı bir kavram demokrasi bu ülke için ama. Şimdi sorumlu bakanı meclis çağırır önüne alır ve hesap sorar. Millet adına. Bu yapılmıyor Türkiye'de. Yapılamıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem getirecek olanlar... Bunu eklesinler, parlamentoyu güçlendirsinler. Tabii. Bakan adeta yasama erkine yani milletin vekillerine nanik yapıyor. Hesap mesap verdiği yok. Siz 70 bin hektar dediniz, İyi Parti'nin önergesinde 142 bin hektar geçen sene yandı diye okumuştum ben. Belki siz haklısınız, belki ben hatırlamıyorum ama... Şunun hesabını Türk milleti sormadığı müddetçe ormanlar da yanar, seralar da yanar, hayvanlar da yanar, evler de yanar. Hesap şudur. Şimdi önerge veriliyor ve iktidar milletvekilleri ellerini kaldırıp reddediyorlar. Araştırma önergesi. 2019'da da verdi muhalefet. Mecliste neyi araştıracak? Lan bu ormanlar niye yanıyor, niye söndüremiyorsun? Hı hı. Malzeme diyorsun malzeme, maaş diyorsun maaş, teknik ekip diyorsun, eleman diyorsun, memur diyorsun. Ne istiyorsan veriyoruz sana, kabineye, yürütme erkine, ülkeyi yöneteceğim diyen kafaya. Ama buna rağmen ormanlar çıra gibi cayır cayır her sene yanıyor. Bu sene de aynı şey olacak. Ama iki defa, daha birkaç gün önce... Yine önerge verildi. Şu orman yangınları, bakın meclisin araştırması ne demektir? Her partiden, her görüşten milletvekilleri temsil edilir. Daha tarafsız bir şekilde araştırma yapılır. Yürütmenin ihmali, eksiği varsa bunlar bulunur, düzeltilir. Türkiye'de bu yapılmadığı için bu sene yine Haziran, Temmuz, Ağustos bu haberleri vereceksiniz. Ve seyredeceğiz. Cayır cayır yanacak. Seneye yine, öbür sene bir daha böyle olacak. Parlamenter rejimi güçlendirecek olanlar önce parlamenteri güçlendirecekler. Mahkeme celbi gibi o devlet memuru bakan gelecek. Görevde ihmali mi var? Yanlış mı yapıyor? Bilgilenmiyor mu? Ne yapıyorsa? Eksiği ne varsa bunun siyasi hesabını mecliste verecek. Ama bu yok Türkiye'de. Ya insanın içi yanıyor ya. Bakın az önce hatırlattınız o dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ydi. 3 yıllık görev süresince orman yangınlarının %56 arttığı kaydedilmiş. Tabii. Hatırlarsanız yine bakanın skandal ifadeleri vardı. Kepek ekim falan demişti. Aynen. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde bütün zararın tazmin edileceğini beyaz etse beyaz et demişti. Aynen. Daha pek çok şey var. Aradan geçen zaman içerisinde hiçbir şeyin yapılmadığını görüyoruz. Tuba Hanım, milletin gözünün içine bakarak yeni bakan çıksın ekranlara ve şu taahhütte bulunsun. Yalan haber yasaklanıyor ya, şu taahhütte bulunsun. Geçen sene yanan o 142 bin hektar orman alanının bir metre karesine bile betonlaşma izni verilmedi. Ve betonlaşma yok. Davet ediyorum, çağrı yapıyorum buradan. Orman Bakanı çıksın, şu taahhütte bulunabiliyorsa Türk milletine bulunsun göreyim. Durum o ki... Yapabilir hiç, mi? Yarın affını istemek zorunda kalır. Affını istemek zorunda kalır.